Ve şimdi ikinci elde bile ateş pahası olan cep telefonlarına bakalım. Çok geliyor. Kendi söylüyor direkt. Paraya sıkıştım. Kredi kartı borcum var. Kredi borcum var. Kira borcum var. Diyerekten satıyor, çıkıp gidiyor. İhtiyacım olduğu için yani sattım. Satmak zorunda kaldım. Doğalgaz faturam vardı. Lüks değil, bir ihtiyaç artık cep telefonu ama hala cepte para olduğunun bir göstergesi sanılıyor. Oysa artık dar gelirli için cep telefonu geçimin değil, geçim zorluğunun göstergesi. Telefonlar eskiyor, değiştirilemiyor ya da satılıyor, nakde çevriliyor. Çok oluyor. Kirasını ödeyemeyen oluyor efendim, kredisini yatıramayan oluyor. Onun telefon değeri 1500 liraysa mesela, ben 700'lük veriyorum, kalan 800 lira da fark veriyorum ona. Öyle yapan da var. Artan döviz kuru nedeniyle yeni bir cep telefonu almak artık çok daha zor. Telefoncuların çoğunun camındaysa cihazlar nakite çevrilir yazıyor. Yani yeni telefon almak bir yana, telefonu olanlar da satmak zorunda kalıyor. 2000 liranın altında telefon yok yani. 2000 liradan işte 8000 lira, 12 bin lira o civarlar. Zaten hepsi vergi bunların. Eskiden mesela bir telefonu alıyorduk 150 dolara satıyorduk mesela 170-180 dolara. Şimdi 250 dolara bize geliyor telefonu mesela. Ortalama bir markanın 0-1 cep telefonu bile 2500 liraya satılıyor telefoncularda. Yani neredeyse bir asgari ücret fiyatına. Belki de 10 lira. Hani hep tuşlu kullanıyorum. Emekli adamım, nasıl alacağım ben? 2-3 milyona telefona verebilir mi? 2000 lira ev kirası. 2,5 maaş al. Alma şansım yok. Bir aylık maaşım gider yani bir defa. Ne yapacağım? Yaş 67. Belki de ölene kadar kullanırım. Eskiden her yıl değiştirilirdi. Artık cebindeki telefonla yıllarca devam ediyor dar gelirli. Döviz nedeniyle artan fiyatlara bir de vergiler eklenince sıfır telefonların fiyatı katlanıyor. İkinci el piyasasıysa daha hareketli. Fiyatlar çok düşük olmasa da yeni çıkan telefonların neredeyse 5'te 1'i. En eski telefonu düşünün yani 7 senelik 6 senelik telefon şu an 2000 lira düşünün yani. Yama. 5 yıldır bu telefonu kullanıyorum. Yeni bir telefon alacak kadar olanağım yok maalesef. Burada kırık vardı. Kırığı kapatmak için kapak aldım. Yama yaptım. Çünkü kapağını değiştireceksin. 180 lira istediler. Kapak 20 lira. Cebinde telefonu var ama yenilemeye bütçesi yok. Hastaneye, alışveriş merkezine girerken, seyahat ederken HES kodu gerekiyor. Ya da öğrencilere uzaktan eğitimde. Yani öyle sanıldığı gibi ne bir lüks cep telefonu ne de herkesin cebinde pahalı telefon var. Yeni bir telefon alamam. Çünkü şartlar el vermediği için alamam. Asgari ücretten dolayı alamam. Her şey telefon değil. Yani tüm insanlarda telefon var. Telefonla zenginlik ölçülmez. Herkesin ihtiyacı. Peki bunlara bu kadar para harcamak zorunda değil tabii bu ülke. Olmamalıydı. Çok uzun zamandan beri konuşulan, tartışılan bir şey. Önlemler de sözde alınmıştı. Türkiye'de yerli üretim de vardı. Ne oldu? Onlar hiç tutunamadı karşısında. Bu olmaz işte, bu